Tabii bayram tatilinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi de çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Peki hangi başlıklar öncelikle olacak? Neler konuşulacak? Haberimizde bakalım hemen. Kripto varlık düzenlemesi, 9. yargı paketi, öğretmenlik meslek kanunu ve daha birçok önemli başlık. Üzerimize düşen her türlü görevi Çalışmalarına bayram arası veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun mesai 25 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek. Meclise önemli kanun teklifleri gündeme alınacak. O tekliflerin başında kripto piyasasına düzenleme getiren yasa teklifi geliyor. Düzenleme ile hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirilecek. Hem yatırımcı korunacak hem de hizmet veren firmalara bir dizi yaptırım getirilecek. Kripto para kullanıcılarıyla ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespitinin nasıl yapılacağı da yasayla düzenlenecek. Düzenlemeye göre hizmet sağlayıcı kuruluş ve faaliyetler için sermaye piyasası kurulundan izin alınacak. Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için de SPK'ya yetki verilecek. Tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak. Sermaye piyasalarında 12 milyon kişinin bakiyeli hesabı bulunuyor. Düzenleme ile piyasa dolandırıcılığı ve piyasa bozucu eylemlerde bilgi suistimalinin cezaları da belirlenecek. Piyasa bozucu eylemler kapsamında 246 bin lirayla 6 milyon arasında idari para cezası uygulanacak. 9. yargı paketine ilişkin çalışmalarımızda etki ajanlığına ilişkin herhangi bir düzenleme çalışmanın başından itibaren bulunmamaktadır. Ayrıca 9. yargı paketi de meclise sunulacak. Paketteki casusluk tarifi değişecek. Halen adi suç olarak tanımlanan adam kaçırma, belge, bilgi toplama başka bir ülke adına yapılırsa bu casusluk sayılacak. Suçu, milli güvenlik açısından stratejik noktada görev yapan işlerse cezası katlanacak. Öğretmenlik meslek kanununun da bu yasama yılında çıkması bekleniyor. 38 maddeli kanun teklifine göre öğretmenleri karşı işlenen suçlarda cezalar arttırılacak. Derslerin ortalaması atamaya esas olacak. Aday öğretmenler hizmet içi eğitim alacak.